Selamünaleyküm dostlarım, merhabalar herkese, hayırlı günler. Bolu'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Evet dostlar, şu anda Bolu Dağı'nın aşağı inişimizi yapıyoruz. Hava yağışlı, yol sıkıntılı, kaygan arkadaşlar. Yolda bir kayganlık var. Az önce tam tünelden çıkarken, Allah'tan da yine de yavaştık. Tam tünelden çıkarken orada bir şey mi döküldü oraya, ne olduysa hafif bir kayganlık var orada. Önümdeki araç arkadaşlar bir zikzak çizdi orada. Aynı yere hemen peşine ben geldim. Benim Allah'tan dediğim gibi arkadan yavaş geldiğim için bizim çekici de bir yalpa vurdu orada. Hemen tünelin çıkışında büyük bir ihtimal oraya yani bir şey döküldü. Dökülmese bu şekilde olmaz. Bugüne kadar daha öyle bir şey olmadı. Orada bir sıkıntı var. İnşallah yağmur böyle biraz daha seri devam eder. Orayı yıkar. Yoksa Allah göstermesin, milletin başına sıkıntı olur orası. Şimdi şöyle, orada bir tuhaflık var. Şöyle Bolu'dan aşağı iniyorum ben. Hemen arkadaşlar, bir vites daha düşürdüm aşağı orada öyle olunca. Hemen bir vites daha düşürdüm aşağı. Bir arkadaşımız diyordu ya bana hani. Adam rötörleri şey için, aracı durdurmak için değil de hızlanmak için kullanıyor diye. Yok kardeşim ya, öyle bir şey yapmıyoruz bak. Öyle bir şey yapmıyoruz. Aracı durdurmak için kullanıyorum. Zaten rötörleri de fazla çekemiyorum burada. Şöyle bir diş, iki diş anca, üç dişe bile getirmemeye uğraşıyorum. Allah, millet gidiyor ama ben bu sefer gitmeyeceğim. Oradaki sıkıntıyı gördükten sonra her an her şey olabilir yoldayız da. O yüzden dostum böyle sakin sakin inelim burayı bugün. Ne olur ne olmaz. Bizi bir hemen 2 dakikada karıncalandırdı yani beynimiz burada. Olay. Şimdi siste var. Artı arkadaşlar görüş mesafesi de biraz pek şey değil, randımanlı değil. Telefonda biraz daha net gözüküyor ama arkadaşlar telefonda gözüktüğü gibi değil. Sis durumu biraz daha yoğun. Telefon biraz daha, yani telefondan bakıp gitsen daha iyi gidiyorsun yola arkadaşlar. O yüzden de temkinli gitmeye çalışıyoruz. Herkes de öyle yapsın. Böyle zamanlarda sıkıntı yaratmaya gerek yok. Yağmur yağış devam ediyoruz bakalım. Sanki sonbahar geldi ya. Arkadaşlar sanki sonbahar geldi, öyle havalar başladı yani. İklim değişiklikleri aşağı yukarı böyle sonbahar havasını getirdi gibi. Thank you.
Ay mübarek ya. Ay mübarek ya. Ne yağıyor ya? Aksi tırdan çıkan sudan silecek yetişmediği için arkadaşlar. Yani o yüzden diyorum ben. Böyle genelde tırlara fazla yanaşmayın diye arkadaşlar. Küçük araba şoförlerine yağmurlu havalarda özellikle çok yanaşmayacağınız arkadaşlar. Yanaşmayın yani. Hani kendime güveniyorum, yaparım demeyin. Anlayamazsınız. Yani bir anlık olay oradaki. Allah göstermesin ya. Şimdi biz elimizden geldiğince dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ama bazen sıkıntı olabiliyor yani. Mesela şu öndeki giden taksici arkadaşlar bakın burada yanlış yapıyor. Bir an önce öndekini sollayıp geçmesi lazım. İki tane tırın şeyinde kalmış bakın. Yandaki az geride kalıyor. Yandaki de su atıyor ona. Öndeki de su atıyor. Yağmur da yağıyor. Sileceğe yetiştirme imkanı yok yani. Görüş alanı iyi gene kapanıyor bu sefer. Onun çaprazdan çıkması lazım yani. Çaprazdan çıkmadığı için sıkıntı yaşayarak gidiyor. Kendini de yoruyor. Tehlikede saçıyor. Zaten bakın yağmur şiddetli yağıyor bir yandan. Bir de evet, Kaynaşlı'ya indik. Kaynaşlı'ya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bakın tırın hani benden göremiyorsanız da yandan görün yani tırın tekerleklerinden çıkan suya bakın yani attığı suya bakın. O yüzden diyorum hani taksiler fazla girmesin diye. Şöyle görün. Yanına da girsen yanından şimdi o Dorsen'in lastiklerinden çıkan suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Yandan savuruyor. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Hani bizim büyük araçlar için çok etki yaratmaz ama küçük araçlar alçak olduğu için direkt camına geliyor. Cama geldiği için görüş alanı komple kapanıyor. Ki bir de yerden kalkan su yağlı bir su, pis su. O yüzden hepten yapışıyor. Buraya ne olmuş la? Burada ne var ki burayı kapatmışlar?
Arkadaşlar burada Kaynaşlı'daki derede yukarıdan aşağı büyük bir ihtimal sel geldi arkadaşlar. Kayıplar mı var ne varsa, AFAD'ın plastik botları, şişirme botlar, AFAD'dan arkadaşlar da oraya da toplanan da çok bekliyorlar orada. Suyun akıntısı şiddetli olduğu için yukarıdan inşallah can kaybı yoktur. İnşallah ya. İnşallah can kaybı yoktur. Yağış da şiddetli bir şekilde sürdüğü için oradaki topluluk büyük bir ihtimal AFAD ekiplerinin topluluğu ve gönüllülerin topluluğudur. Derenin tam üstünde de plastik botla bekleyen AFAD ekibi vardı orada. Büyük bir ihtimal arama yapıyorlar bir yandan da herhalde. Yanlış bilgi de vermeyeyim. Ama derenin üstünde niye dursunlar orada? Büyük bir ihtimal kayıp. İnşallah yani can kaybı yoktur. Allah göstermesin. Allah herkese inşallah kolaylık versin. Can sağlığı versin diyelim. Orada o kadar beklediklerine göre, toplandıklarına göre yani büyük bir ihtimal dediğim gibi yine bir arama işi var. Evet, Bolu arkadaşlar, Bolu Kaynaşlı, yukarıdan aşağı Bolu'dan aşağı gelen dere akıntısı şiddetli, yağmur da habire yağıyor bir yandan. Allah kolaylık versin herkese ya, Allah kolaylık versin herkese. Bunlar ne acaba ya? Niye yolu ortaladı acaba? Bir geçeyim ben ya. Bunlar. Bunlar makine yüklü de ne makinesi bilmiyorum arkadaşlar. Evet, yol durumu böyle arkadaşlar. Düzce otogar sapağına geldik. Yolun durumu da bu.
Neyse arkadaşlar, ilerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun şimdilik. Bay bayınız. Ben şeye kadar geldim arkadaşlar. Çerkeş'e kadar geldim. Normalde ben şimdiye Gebze'deydim. Şu saatte. Gebze'de olurdum aslında. Çerkeş'e kadar geldim. Uykum geldi. Yağmur da yağıyordu zaten oraya doğru. Uykum geldi. Dedim bir iki saat yatayım burada, kalkar giderim. Vurdum kafayı, yattım. Gerçi zırt pırt zırt pırt zırt pırt telefon da çaldı bu arada ama. Telefonun sesini kıstıydım hafif. Arkadaşlar arıyormuş. O yüzden kalktıktan sonra bir ilgileneyim dedim işleriyle. Bazı gönderdiğimiz yerlerden ödemeler çıkmadığı için arkadaşımız aramış. Abi yatmadı bugün diye. Hemen aradık. Arkadaşın işini hallettik. Kendi işlerimizi halledemiyoruz arkadaşlar. Ama milletin işini çözüyoruz. Biz kendimize geldiği zaman olmuyor niyeyse. Kendi işimizi halledemiyoruz. Kendi paralarımızı yatırttıramıyoruz. Vatandaşınkini, gönderdiğimiz adamlarınkini daha öncelik veriyoruz kendimizden. Niye adamlar mağdur olmasın? Çünkü kefil olmuşuz. Göndermişiz. Adamların işini çözmeye uğraşıyoruz. Bu arada videoyu kapatacaktım ben. Gene sohbete muhabbete daldık. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar, uyuduk uyandık, kalktık gidiyoruz. Yol da berbat. Olsun bakalım, hayırlısı. Bu yolu da bitireceğiz. Saygılar arkadaşlar. Evet. Gümüşova'ya doğru arkadaş, Gümüşova herhalde, yanlış bilmiyorsam buraya doğru. Gümüşova'ya doğru devam ediyoruz. Yalnız ne var? Burada bir sıkışıklık oldu arkadaşlar hemen. Şurada kaza olabilir. An itibarıyla. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Şurada bir polis yılpırdağı gördüm az önce. Az önceki bahsettiğim olay arkadaşlar, bakın. Az önceki bahsettiğim olay, bakın arkadaşlar şimdi. Görüyorsunuz. Az önceki bahsettiğim olay işte. Tırın yanına girmiş arkadaşlar, bakın. Tırın yanına girmiş, bariyerlere vurmuş, bir şeyler olmuş, dönmüş. Yani az önce bunlardan bahsettim. Hani ben bazı söylediğim zaman bazı arkadaşlarımız diyor ki sen çok biliyorsun, çok şey yapıyorsun. Arkadaşlar bu trafikte biz çok şeyi gördüğümüz için yani öngörebiliyoruz bazı şeyleri. Ha tabii bilgi konusuna gelince nasıl? Şöyle diyelim. Çoğu kişiden bilgimiz fazladır. Ama tabii bizden çok bilgisi olanlar da vardır. Arkadaşlar ama bu trafik işi çok öyle kendine güven işi değil. Yani anlık ne olacağını bilemezsin. Su birikintisi olur, anlayamazsın. Dalarsın. Su birikintisi seni çeker atar. Artı su birikmiş olur. Orası çukur olmuş olur. Suyun altı görünmez. Düşersin içine, Allah göstermesin seni kaldırır atar yine. Dediğim gibi demin şöyle tırların yanına fazla, yağmurlu havalarda böyle kamyon olsun, tır olsun, işte otobüs olsun, bunlara fazla yanaşılmaz.
Çünkü tekerlekten çıkan suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, o tekerlekten çıkan su, arkadan veya yandan çıkan su direkt küçük arabalar alçak olduğu için direkt onların camına vuruyor. Cama vurduğu için görüş açısı, tekrar söylüyorum, düşüyor. Ve bazen de görüş açısı düştüğü için arkadaşlarımız göremediği zaman ne yapıyor? Bu sefer bocalıyor. Bocaladığı zaman da sıkıntı oluyor. O yüzden diyoruz yani. Bakın, az önce bahsettik. Örnek geldi burada. Gözünüzün önünde oldu yani. Allah kolaylık versin. Geçmiş olsun. İnşallah can kaybı yoktur. Mal yerine gelir bir şekilde. Kaskoydu, sigortaydı, şu siydi, bu siydi. Olur. Ama can yerine gelmiyor arkadaşlar. Can yerine gelmiyor. O yüzden çok dikkat edelim. Allah hepimize hayırlı yolculuklar, düzgün sürüşler versin yani Rabbim. Yağmurun altında orada perişanlık yani. Perişanlık. Evet, Gümüşova'ymış arkadaşlar. Gümüşova. Geçen biz burayı Hendek Rampası diye söylüyoruz. Burayı çıktıktan sonra Hendek'e sallandığımız için arkadaşlar burayı Hendek Rampası diye söylüyoruz devamlı. Ha, yanlış söylüyormuşuz. Gümüşova Rampası arkadaşlar. Düzce Gümüşova Rampası burası. Çıktıktan sonra Hendek'e sallanıyoruz. Hani biz onu o yüzden yani Hendek diye çoğumuz öyle biliyor burayı. Biliyor derken öyle telaffuz ediyoruz ama burada ne var? Gerçek şey olarak Gümüşova olarak geçiyormuş. Geçen arkadaşımız da beni uyarmıştı. Ona da bir daha buradan teşekkür edelim. Doğrusunu söyleyelim buradan. Buraya doğru da güzel iş alanları, fabrikalar yapılıyor arkadaşlar. İstanbul'dan o kalabalıktan sıkılanlar böyle yol üzerlerine doğru Gümüşova, burası yani Düzce'ye doğru, Ada pazarlarına doğru, buralara doğru fabrikalarını taşıyorlar herhalde yavaş yavaş. Böyle kırsal bölgelerde biraz daha hareketlilik olması iyi yani. Boş alanlarda.
Sizin olduk arkadaşlar buraya doğru. Bu yolda da en tehlikeli ve korkutucu yük bu arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kapağı da açılmış adamın. Görüyor musunuz? Kapak da açılmış. Kapağında şeyi çıkmış. Adam bak onun hiç farkında değil. Olsa da zaten ona hiçbir müdahale edemez şu anda. Yapamaz yani. Sadece ne yapacak? Bir iki üç tane daha spancı tutar fazladan. Anca onu yapabilir. Şimdi bu yük arkadaşlar... bu şekilde yüklenmek, bu şekilde bu tırlara bu yüklerin yüklenmesi biraz sıkıntılı. Ya da daha çok tedbirle yüklenmesi lazım. Allah göstermesin oradan bir tane domruğun düşmesi şu trafiğin anasını ağlatır, vatandaşın da anasını ağlatır. Hani biz de yaptık bu orman işini. Kamyonlarla çekiyorduk köyden aşağı ama biz kamyonların kasası yüksek. Kapaklar yüksek, babalar daha sağlam. Yine de ona rağmen zincirleri geriyorduk arkadaşlar. Zincirler gerildiğin zaman tutuyor onu. Bunlar ya dorse kapağı, bu dorse kapağı ne kadar tutacak onu ya? Dorse kapağı ne kadar tutacak? Oraya şey direk koymuşsun sen. Koyduğun direk de bir işe yaramıyor. Kapağın da şeyini kapatamamışsın. O da açılmış. Onlara es geçmeyeceksin arkadaşlar. Bak bir tane orada çivi
kapağın açılması, bir tane çivi o kapağı komple oradan yerinden koparacak duruma getiriyor. Sallandıkça sallandıkça ne yapacak? Açılacak. Sallandıkça açılacak. Allah göstermesin ya. Allah göstermesin yani. Bu yolun en tehlikeli yükü o. Cenab-ı Allah'dan gelecek olduktan sonra hepsi gelir ama bu arkadaşlar tedbirsizlik. Tedbirsizlik yani. Yani o domruğu tutacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, onu tutacak hiçbir şey yok ya. Şimdi ne kadar derse desin bu, ya biz ona şey attık, spanzet attık, zincir attık işte. Bilmem ne yaptık dese de yani boş iş, taksi geç. Taksi geç bak, aramıza girmeden geç. Heh. İkimiz birden seni suya boğmayalım az sonra. Teferruattan ileri geçen bir şey değil yani onun yaptığı orada. Kendi kendini avutuyor yani.